Yapımcılığını Onur Güven Atam'ın, yönetmenliklerini Çağrı Villa Bostuvalı, Ender Mıhlar ve Çiğdem Bozali'nin, görüntü yönetmenliğini Tolga Çetin'in üstlendiği Masumlar Apartmanı dizisinde başrolleri Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar paylaşıyor. Masumlar Apartmanı'nda yer alan tüm oyuncular rollerin aslında psikolojik rahatsızlığı olan birine hayat veriyor. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Oyuncular hastalıklara dair ipuçlarını, senaryodaki metni canlandırmanın dışında başarılı oyunculukları, jest, mimik ve hareketleriyle de belli ediyor. Dizide Birkan Sokullu'nun canlandırdığı Han karakterinin simetri rahatsızlığı var. Normal hayatında çok temiz ve titiz olmasına rağmen akşamları da kılık değiştirerek çöp topluyor. Bu da evdeki temiz düzene bir başkaldırı olarak kabul ediliyor. Han'ın hastalığı dispozofobi. Yani kompulsif biriktirme hastalığı. Bu hastalık istifçilik olarak da geçiyor. Hastalık değersiz, sağlıksız, kullanılmayan tüm eşyaların biriktirilmesi ve atılmaması durumuna deniyor. Ayrıca ilkokul öğretmenine saplantılı bir şekilde aşık olduğu anlaşılan Han'ın ilişkilerinde sahiplenme duygusu da hastalık derecesinde yoğun. Ezgi Mola'nın canlandırdığı Safiye karakterinin ise temizlik takıntısı var. Her şeyin kirli olduğunu düşünüyor. Kız erkek arkadaşlarını kabul etmiyor. Biriktirme hastalığı var. Gülben'in geceleri kirlettiği çarşafları apartmanın bir dairesinde saklaması bu temizlik takıntısıyla çelişiyor. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu yaşayan Safiye, yemek yapmak için kullandığı malzemeyi sabunla ve 3'e kadar sayarak yıkıyor. Mutfağa farklı bir terlikle girip kendisi ve Gülben'den başka kimseyi mutfağa sokmuyor. Evin içine yabancıların girmesini yasaklıyor. Kardeşi Han'ın getirdiği çiçeği bile sabunla yıkayarak evin içine alıyor. Bu alışkanlık kendisine zaman kaybettirdiği ve yorduğu için hayatı çok zor geçiyor. Evde yemekler geç pişiyor. Evde yaşayanlar sofradan aç kalkıyor. Eve dışarıdan yemek getirilmesi ise kesinlikle yasak. Hasta babaları yemek yetişmediği için ilaçlarını geç almak zorunda kalıyor. Evden dışarı çıkamıyor. Kardeşlerinin aşk yaşaması, evlenerek evden ayrılmasını istemiyor. Bunu sağlayabilmek adına hırçınlaşıyor. Tüm bu yaşananların temelinde zor bir çocukluk dönemi geçirmesi ve baskıcı bir annenin elinde büyümekten kaynaklanan anksiyete bozukluğu yatıyor. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Merve Dizdar'ın canlandırdığı Gülben karakterinin temizlik takıntısı var gibi görünse de bunu ablasını mutlu etmek için yaptığına dair ipuçları sergiliyor. Yaşadığı travmaların sonucunda geceleri altını satıyor. Bu sonuç aynı zamanda evdeki aşırı temizliğe bir tepki olarak yorumlanıyor. Gizem Katmer'in canlandırdığı Neriman, evdeki tartışmalar yüzünden girdiği stresle birlikte kendisine zarar veriyor. Tırnaklarıyla kollarını yaralıyor, sonra da yaralarına kolonya dökerek acı çekiyor. Bu acıdan zevk aldığı gözlemlenen Neriman'ın rahatsızlığının adı mazojistlik. Fakat bu zararı görünen yerlerine yapıyor olması, abi Han'ın ona yardım etmesini istemesinden kaynaklanıyor. Bunlar dizide sergilenen sıra dışı hastalıklar ama diğer rollerde çok sağlıklı sayılmaz. Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı İnci karakteri, annesinin ölümüne neden olan babasının alkol problemi nedeniyle Han'dan önce yine alkolik biriyle arkadaşlık yaparak onu iyileştirmeye çalışıyor.